Sevgili Kayseri Radar takipçileri, Radyo Radar dinleyicileri, hepinize mutlu bir akşam diliyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan sohbetlerimiz ve Ramazan'ın akşamındaki keyifli sohbetlerimiz devam ediyor. Bugün daha önce stüdyomuzda hiç görmediğimiz ama bugün sağ olsun misafir ettiğimizde bizi kırmayıp zahmet eden, buraya kadar bizi şereflendiren Kayseri Üniversitesi Rektörümüz Sayın Kurtuluş Hocam var. Kurtuluş Kara Mustafa. Hocam isminiz şey gibi, valla maşallahınız var. Böyle jeneriklik bir isim var. Kurtuluş sağ Kara olun, Mustafa teşekkür diye. Ediyorum, harikasınız. Hoş geldiniz, sefalar. Hoş geçirdiniz. Bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür, sağ olun. Allah iyilik sağ olun. Ramazan'ın üçte birlik kısmını tamamladık. Yavaş yavaş Ramazan atmosferinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah kolaylıklar versin. Sağ olun. Hocam, üniversite deyince Kayseri'nin aklında yıllardır markalaşmış bir Erciyes Üniversitesi evet. var. Şimdi son dönem itibariyle ya bu üniversiteler nereden çıktı diye soruyordur vatandaş muhtemelen. Bilen ve bilmeyenler var. Şimdi akademik sürecin içerisinde, medyanın içerisindeki insanlar Kayseri Üniversitesi'nin, Abdullah Gül Üniversitesi'nin, Nuh Naci Yazgül Üniversitesi'nin ne olduğunu biliyorlar belki. Ama bir Kayseri Üniversitesi var. Şimdi hala ben dışarıda arada bir bunu konuşuyoruz. Hatta sizin afişi de paylaşınca hangi üniversite bu dediler. Şimdi Fatih Hocam da salı gün gelecek. Kayseri Üniversitesi'nin kurucu rektörü, 2018'den beri kurucu rektör olma özelliğiniz de var. Kayseri Üniversitesi'ni Kayseri'de bu nitelikli hale getiren ve farklılığı, misyonu, görevine biz biliyoruz ama sizden de kamuoyu tabii dinlesin isteriz. Evet, öncelikle bizi bugün burada misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kayseri şehri köklü bir yüksek öğretim şekli. Ta Selçuklu dönemine kadar gidiyor. Yani Kayseri'de Cumhuriyet dönemi öncesinde de yüksek öğretimin köklü genleri var. Ama Cumhuriyet dönemi sonrasına baktığımızda Kayseri'deki yüksek öğretim süreci 1960'lı yıllar Hacettepe Tıp Fakültesi bağlamında, sonra Yüksek İslam Enstitüsü İşletme Fakültesi derken 78 yılında Kayseri Üniversitesi kuruluyor. Evet. 78'de. Sonra 82.547 sayılı yüksek öğretim kanunuyla Erciyes Üniversitesi oluyor. Erciyes Üniversitesi şehrimizin, sadece şehrimizin değil, ülkemizin medarı iftarı, araştırma üniversitesi, farklı kriter, sıralama kriterleri açısından Türkiye'de değil, dünyada da önemli kayda değer, ciddi sıralamalara giren önemli bir üniversite. Tabii bizim ülkemizde 1980'li ve 90'lı yıllarla gelen alışkanlıklarımızla biz üniversiteleri yekpare düşünüyor idik. Ben de doktoramı yurt dışında yaptım, İngiltere'de. O zaman, o vakte kadar hep büyük kampüs üniversiteleri, sadece üniversitelerin tek bir misyonu olduğunu geleneksel olarak algılardık. Halbuki, kocaman bir okul, kocaman bir tabii, kampüs. Öğrenci orada, hoca orada, bitmiş. Bugün Amerika'ya gittiğinizde Amerika'da 4000'in üzerinde üniversite var. İngiltere'de 600-700 tane üniversite var. Nüfusu bizden az İngiltere'nin. Evet. Dolayısıyla üniversiteler çok heterojen yapıda. 2000'li yıllardan, 2005'ten sonra YÖK'te üniversiteleşme kavramını homojen bir yapı içerisinde değil, çok farklı derecelendirme ile kriterler açısından temalı üniversiteler oluşturdu. Şehrimize geldiğimiz zaman tabii Erciyes Üniversitemiz ilçelerimizdeki birimleriyle beraber fiziksel olarak, niteliksel olarak, öğrenci sayısı anlamında, birim anlamında epey büyümüştü. 2018 yılı, 2016'lardan hatta 2014'lerden beri başlayan Türkiye'de devasalaşan, büyüyen üniversitelerinden yeni üniversitelerin oluşturulma çabaları uzun dönemden beri vardı. Tabii şehrimizin siyasilerin de katkıları, destekleriyle bu kervana 2017-2018 gibi Kayseri Üniversitesi de girdi. Tabii Erciyes Üniversitesi araştırma üniversitesi olmuştu. Ona farklı bir misyon devletimiz yükledi. Bu arada da Erciyes Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi dışındaki birim ve bölümleri de vardı. Dolayısıyla bu görev araştırma olmayan birimler vardı. Tabii üniversitenin görevi araştırmadır ama birinci önceliği araştırma üniversitesi olmayan birimleri, mesleki ve teknik yüksek öğretime odaklanmış birim ve bölümleri vardı. Daha ziyade ilçelerde ve merkezde meslek yüksek okulları daha ziyade. Bunlarla beraber işte 2018 yılının 18 Mayıs'ında, bundan neredeyse işte Mayıs ayı geldi, 5 yıl önce 7141 sayılı yasa ile Türkiye'de 14 tane bölünerek, yani başka üniversitelerin bünyesinden çıkan üniversiteler kuruldu. O dönemde 2 tane de yeni üniversite kuruldu. Birisi Sivas Teknoloji, biri de Gaziantep İslam
Bu İlimler Üniversitesi oldu. Biz o 14 tane birçok üniversitenin bünyesinden çıkan üniversitelerden biri olduk. Yapı gereği de Erciyes Üniversitesi Araştırma Üniversitesi'ydi. Tek bir kampüste meslek yükseokulu iki tane kaldı. Biri Adalet MEYO, biri de Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulu. Biz de bütün meslek yükseokulları ve yeni fakülteler. Nedir bunlar yeni kurulan? Mühendislik Mimarlık Tasarım Fakültesi o dönemde, İslam İlimler Fakültesi devrede, Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi, halihazırda o dönemde faaliyet gösteren Erciyes bünyesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, sonrasında da bir Sağlık Bilimleri Fakültesini kurduk. Dolayısıyla 2018 yılındaki benim meslek yükseokulu öğrenci oranım, genel öğrenci oranı %92 idi. Bugün, neredeyse tamamına yakını meslek yüksekti. Neredeyse %6,5-7'si veya 7'si diyelim, hatta 7'si lisanstı. %1'i veya belki bir küsuratlar da vardı. Birin biraz altı da lisans üstüydü. Bugün bu format %79'u meslek yükseokulu ön lisans, %16'sı lisans. Mühendislik fakültesini açtık. Yazılım mühendisliğimiz var, bilgisayar mühendisliğimiz var, elektrik elektronik mühendisliğimiz var. Bunlar mesela o ayrılma döneminde yoktu. Sağlık bilimlerinde çocuk gelişimine yeni öğrenci alıyoruz. Develi'de İslam ilimlerimiz var, yeni. Sosyal beşeri bilimlerde tarih, Türk dili, sağlık yönetimi var. Şunu ifade etmek istiyorum özetle. Bugün Kayseri Üniversitesi'nin misyon ilkeleriyle beraber biz şöyle bir rota çizdik. Ben artık günümüzdeki hele hele küresel rekabet ortamında, sürdürülebilir küresel rekabet ortamında sizin her şeyi yapmaktan ziyade iyi şeyleri yapabileceğiniz iyi şeylere odaklanmanız lazım. Bizim ülkemiz üretim ülkesi, nitelikli iş gücüne dayalı, inovatif düşünen, kreatif düşünen iş gücüne dayalı sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edebilmek için nitelikli ara değil ana insan gücünü, evet, o üretimin bel kemiğini nitelikli yetiştirmek. İşte bizim görevimiz bu. Kayseri Üniversitesi uygulama ve proje odaklı. Biraz sonra derinlemesine girerim. Ne demek? Yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle, sanayisiyle uygulama ve proje odaklı hareket eden, iş dünyasıyla bütünleşen, toplumsal fayda oluşturan, bunların her birinin altında stratejik planda yazdığımız ağır, büyük, anlamlı ve uygulanabilir ifadeler bulunmak. Ama haliyle şöyle desek olur mu hocam? Ben kendi cümlemi, kendi dünyamı toparlayayım. Şimdi üniversite modelinde kapıları kapalı, dış dünyadan birazcık daha izole bir üniversite mantığına biz alıştık. Yani biz en azından böyle gördük. Şu an sizin tasavvurunuz, şu an oluşturmuş olduğunuz proje ve üniversite kampüste deneyim değil, sahada üniversite. Kampüste değil, OSB'de, tezgahın başında, alanda, çizimde, monitörde. Yani doğrudan alanda göreceğimiz bir üniversite öğrencisi yapısından bahsediyoruz. Tabii OSB'de o yüzden bakın MEYO açıyoruz. Evet. Hep yıllardır ben şunu tecrübe etmişimdir Mustafa Bey. Öğrenci gelir. Hangi alanda olursa olsun. Turizminde, başkasında, başka alanda. Hocam iş bulamıyoruz. Sanayici gelir, iş adamı gelir. Eleman bulamıyoruz. Hocam bu elemanlar nereye gidiyor? Bize nitelikli mezunlarınızı yönlendirin. Evet. Bakın 32 yıllık üniversite hocasıyım. Asistanlığımdan 2011'de 12 yıllık da profesörüm. Hep bu süreçlerde... İşte turizm fakültesindeydim. Diğer alanlarda da rektör olduktan sonra hep mezunlarla, mezun olma aşamasında olan çocuklarımızla hep bunu karşılaşırız. Okul burada, gerçek hayat, iş dünyası burada olduğu zaman kopuk oluyor. Evet. Öz eleştiri adına söylüyorum. Tabii. İlk önce biz kendimizi eleştireceğiz ki varsa başka yanlışlar eleştirmeye de hakkımız olsun. Demek ki biz müfredatlarımızı, programlarımızı tamamen iş dünyası odaklı hazırlayamıyoruz veya o ihtiyaçlara cevap veremiyoruz. Teorikte tamamız, pratikte yokuz. Muhtemelen. Düşüncesiyle hareket ettiğimiz zaman, o zaman iş dünyasıyla bütünleşen, OSB'nin içinde olan, bugün Ankara Üniversitesi'nden bir hocamız buraya gelmeden önce bir tweet paylaştı. Ben de retweet ettim. Diyor ki, özetle şu ana teması, lisansta da biz iş dünyasındaki profesyonellerden hoca olarak, eğitmen olarak faydalanmalıyız. Yok. Yani beyaz yakalı, bilimsel bilgi üreten akademisyenlerimiz elbette kıymetli üniversitelerimizde. Onlar bizim bel kemiğimiz. Ama biz iş dünyasının içinde uygulayıcı olan,
o işin kökünden gelerek öğrenmiş insanlara da akademiyada istihdam etmeliyiz. İşte Kayseri Üniversitesi o, başta OSB MYO'ları marifetiyle mühendisi, teknikeri, teknisyeni üniversitenin içine sokuyor. Hocayı sanayiciyle buluşturuyor. Öğrenci sanayicinin istediği niteliklere uygun olarak yetişiyor. Dolayısıyla Kayseri Üniversitesi bu misyon üzerine, bu heyecan üzerine, bu kurgu üzerine dizayn edilmiştir. Ama biz üniversiteyiz. Sadece meslek yüksekokul odaklı olamayız. Birincil önceliğimiz bizim mesela yüksek lisans doktora programlarımız var. Bakın biraz önce ifade ettim. 2018 yılında bizim lisansüstü öğrencilerimizin toplam öğrenciye oranı %1 bile değilken bugün %5'in üzerine çıktı. Ki öğrenci sayısı da. Tabii bizim elektrik, elektronikte yüksek lisans mühendisliğinde doktora programlarımız var. Uluslararası ticaret, lojistikte, muhasebe, finansmanda, işletmede, insan kaynakları yönetiminde gibi çok farklı alanlarda lisansüstü programlarımız bulunmakta. Kayseri Üniversitesi bir yüksek öğretim kurumu olması sebebiyle lisans ve yüksek lisans doktora programları vardır ama ana odağı mesleki ve teknik yüksek öğretimde niteliğini artırmak, mezunlarının ve öğrencilerinin niteliğini artırarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri kaynakların oluşumuna katkı sağlamaktır. İddialı cümlelerle hareket ediyoruz. Kayseri Üniversitesi diyoruz ki Türkiye'nin mesleki ve teknik yüksek öğretimde dünyaya açılan kapısıdır diyoruz. Burada birçok şeyler yaptık. Yapamadıklarımız da var. İşte tam marşa bastık. Araba otobanda gidecek. Pat Covid çıktı. İşte tam diyecekken bunlar ama heyecanımızla biz arka planda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşte dün yabancı öğrenci, uyruklu öğrenci sayımız çok azdı. Belki söz edilmeyecek kadardı. Şimdi ciddi şeylere sayılara ulaşmaya başladı. Ulaşacak da. İşte dün dış ilişkilere ofisimizin performansı daha düşüktü. Bugün giderek artıyor. Orada yeni istihdamlar oluşturuyoruz. Dolayısıyla Kayseri Üniversitesi, Kayseri sanayisinin dinamiklerini de kullanarak OSB MYO'lar marifetiyle sahip olduğu uzaktan öğretim fiziksel ve teknik ve insan kaynakları altyapılarıyla biz bu şehri, Kayseri Üniversitesi'ni özellikle yakın coğrafyamızda mesleki ve teknik yüksek öğretim merkezi haline getirme sevdamız var. Bu yönde de ciddi çalışmalar yaptık, devam ediyoruz. İşte bahsettiğim gibi bazı sıkıntılardan işte dolayı bunlar belki biraz dumura uğradı ama OSB MYO çok şükür inşallah bu sene öğrenci alacağız bir veya iki programa. OSB'de varlığımızı devam ettireceğiz. Bu sebeple ben OSB Başkanımıza Mehmet Yalçın Bey de en az bizim kadar belki bizden daha fazla heyecanlı. O heyecan olmasa bizim heyecanımıza heyecan evet. katılmaz. Dolayısıyla bu dinamikleri bir araya getirip şehrimizin siyasileri, bürokrasisi, iş dünyası hep beraber heyecanımızı bir araya getirip inşallah OSB'deki MYO Kayseri Üniversitesi'nin önemli sac ayaklarından biri olacak. Müthiş olur. Evet. Teorikte çok güzel. İnşallah pratikte de aynı sonuçlar alırız. İnşallah. Için önemli. Alacağız. Biz kendi yayınlarımızda da bundan aslında çok fazla bahsediyoruz. Hazır sizi bulmuşken tabii onları da soracağım vaktimiz kalırsa. Ara elemandan tutun da nitelikli elemana kadar bu memlekette istihdam problemimiz değil, nitelikli istihdam problemimiz olduğu aşikar. Çünkü bunu niye söylüyorum? Bizim kendi iş ilan sayfamızda da görebiliyoruz. Şu an OSB'de geçtiğimiz gün Sayın Mehmet Yalçın Bey de buradaydı. Personel lazım. Her alanda lazım ama ya personel bir şeyi beğenmiyor ya bugüne kadar alışmamış ama üniversiteyi, liseyi bu kapsamda sanayiyle birleştirirsek, üretimle birleştirirsek çocuk tamam ben çıkınca bir iş kaygım yok, benim maaş kaygım yok, benim mesleğim elimde, ben bunun daha nasıl ustalaşabilirim kıvamına gidebilecek. Bu memleketin gerçekten önümüzdeki belki de 50 yıllık, 100 yıllık projede en önemli kurtuluşlarımızdan bir tanesi olacak. Elinize yüreğinize sağlık. Hocam detayları sorayım, eğitim sistemiyle alakalı hazır yeri gelmişken şunu soracağım. Kayseri Üniversitesi burada nitelikli OSB ile iç içe ya da sanayiyle iç içe uygulamayla iç içe bir verim oluşturuyor. Bu muhtemelen sizin mezunlarınızın işe yerleşme ve iş bulma oranını ciddi anlamda artıracak ama diğer eski klasik üniversitelerimizle alakalı bu sisteme geçmek sadece rektörlükler, üniversite yönetimlerinin elinde mi yoksa YÖK ve genel anlamda bir bakış açısı mı değiştirmek lazım? Mevzuatı bildiğiniz için soruyorum. Yani şu an Erciyes Üniversitemizden de işte mühendislik bölümünde ben kendi bir birimim adına söyleyeyim. Şu an kendi alanımızla alakalı üniversite mezunlarının arkadaşları buraya aldığımızda hiç alan tecrübesi
üniversitesi olmadığı için sil baştan eğitime tabi tutmak zorunda kalıyoruz. Evet, teorikte bir şeyleri var ama pratikte bizde uyuşmuyor. Bu problemi bu Türkiye nasıl çözecek? Şimdi şöyle, ben hep buna tıp eğitiminden örnek veriyorum. Ben şunu iddia ediyorum. Türkiye'de tıp, yurt dışında bilen, gören hepimiz de gidiyoruz. Tıp, bizim doktorlarımız niteliklidir. Çok. Dünyayla karşılaştırdığımızda Türkiye'deki tıp eğitimi son derece, neden? Doktor olmuş ama bilmiyor diyeceğimiz kimse yok. Olduysa biliyor zaten. Doktor olmuştur, hemen 2 ay sonra tayini çıkar gider, yolda kazaya müdahale eder. Pratisyen hekimlik yapar, işini götürür, yapar. Tamam. Neden? İnternlik sistemi var. Evet. Çocuk 4 yıl okur. 5. ve 6. sınıfta hastanede fiilen çalışır. Dolayısıyla bunu tabi burada diğer bir husus da, buna kadar doğru doğru değil, o da ayrı bir tartışma konusudur. İşte ülkede büyük ölçüde ilk 10 bine giren başarılı çocukların birçoğu da tıbba gidiyor. Evet. Bu bir tarafa koyarsak, ama o internlik sistemi tıp eğitimine, yani doktorlarımıza nitelik kazandırıyor. Türkiye'deki Türk hekimlerinin, burada eğitim almış insanların niteliği çok yüksek. Evet. Bunu o zaman biz benchmark yapmalıyız, uyarlamalıyız şeye de. Diğer sistemlere. 7+1 lisansta. Yani 7 ne demek? İşte her yıl 2 dönem. 1. sınıfın 1'i, 1. sınıfın 2'si gibi. 4. sınıfın 1'inden sonra, 7. dönemden sonra 8. dönemde, yani 4. sınıf 2. yarı yılı çocuk endüstride, sektörde. En azından o 3 ay, 4 ay. Meslek yükseokullarında 1. dönem, 2. dönem, 3. dönem okulda uygulama ve stajla, son dönem 4. dönem, yani 2. sınıfın son döneminde tırnak içinde internlük endüstride. Alanda. Şimdi bunu aslında YÖK uzun dönemler öncesinde getirdi. 3+1 ve 7+1 uygulamaları, OSB, MEO uygulamaları. Türkiye'deki, Amerika'yı biz keşfetmiyoruz. Türkiye'de şu anda 19 tane OSB, MEO'su var. Evet. Biz Kayseri OSB MEO olarak 20. olacağız. Yani bizimle beraber 855 civarında, 3 aşağı 5 yukarı meslek yükseokulu var. Bu 855 meslek yükseokulundan bizimle beraber kuracağımız 20 tanesi OSB odaklı. Bakın, uygulamayı bilen, işin çok amiyane bir tabir olacak ama özür dilerim, işin tozunu toprağını bilen, mutfağını bilen, o kablonun kokusunu alan bireyler mezun olduğunda işi yürütebiliyor. Çünkü iş hayatı sadece teorik bilgiler kıymetli, son ama derece kıymetli. İnsanı yetiştiriyor, vizyon açıyor, analitik düşünmesini, sentezleyebilme kabiliyetlerini geliştiriyor. Bunlar çok kıymetli ama uygulamadan uzak teorik eğitim anlamsız kalıyor. Anlamsız kalıyor. Yani topal kalıyor diyor. Veya mezuniyet sonrasında öğrencinin yine okul süreci kadar olmasa da sil baştan emek harcaması gerekiyor. Evet. Mesela 24 günlük stajda siz mühendis yetiştiremezsiniz. Mümkün değil. 4 yıl eğitim vereceksiniz. Birinci dönem işte birinci staj 24 gün, ikinci staj 24 gün, 48. Çocuk zaten 24 günün 10 gününde işletmenin kapısını, bacasını, sağını, solunu adını ancak söylüyor. Ancak öğreniyor. Dolayısıyla işte bu 7+1, 3+1 modelleri önemli. Biz şu anda 7+1 uygulamalı bilimler fakültemizde uyguluyoruz. 7+1'i sosyal beşeri bilimler fakültemizin sağlık yönetimi bölümünde uyguluyoruz. Dolayısıyla 7+1 ve 3+1 modellerini aslında mevzuatla YÖK veyahut da devlet veya üst irade bunun önünü açmış. Yerelde de biz bunu uygulayacak zeminleri oluşturmamız lazım. Kayseri Üniversitesi olarak biz üniversitemizin başarısının, bize yüklenen misyon çerçevesindeki başarısının, üniversitemizin çevreye ve bulunduğu ekosistem içerisine katma değer oluşturmasının arkasında yatan en önemli sebeplerin bu zemini oluşturabilmek olduğunu biliyoruz. Kayseri bu manada çok kıymetli bir şehir. Neden? Elbette ki bütün şehirlerimiz kıymetli ama Kayseri bir sanayi şehri. Nitelikli bir sanayi şehri. Nitelikli bir sanayi şehri. 1. OSB'miz var, 2. OSB'miz var, 3 var. İşte yarın 4'ü 5'i konuşuluyor. Sanayi kenti, ticaret kenti, hareketin bereketin olduğu zengin bir kent burası. Dolayısıyla burada hem eğitim alıp yüksek öğretim kültürü var dedik, hem de bu iş dünyasıyla biriştirip burayı önemli bir merkeze dönüştürebilmemiz daha başka vilayetlere göre, tabi metropol kentler falan da var ayrı, ama Anadolu'nun merkezindeki böyle bir kenti böyle bir merkeze dönüştürmek sadece Kayseri için değil,
Türkiye'miz için, güzel ülkemiz için çok fayda sağlayacak. Dolayısıyla biz kendimize bunu edindik ve bu yolda ilerleyerek Kayseri Üniversitesi'ni bulunduğu şehrin konumsal avantajını, şehrin sahip olduğu dinamiklerle bütünleştirirsek büyük bir sinerji yakalarız. Tamam. Sevdamız bu, çalışmalarımız bu. İşte ifade ettim, belki bunlar daha hızlı ilerlerdi ama işte o da Allah'tan, yani 1,5 yıl Covid süreci yaşadık. Ha, bunda da faydası da oldu bizim. Mesela kampüsümüzü değiştirmiştik. Hı hı. Her krizden bir fırsat çıkıyor ya. Bizim o dönemde mesela 1,5 yıl öğrencinin olmaması, işte yemekhane altyapımızı, diğer sosyal imkanlarımızı rahat ayarladık. Rahat ayarladık. Böyle yavaş yavaş o düzene de girdik. İnşallah bundan sonra şu sıkıntıları da atlattığımızda Kayseri Üniversitesi şehrin dinamikleriyle, hayırseverlerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, sanayimizle ileriye gidecek. Hem üniversitenin marka değeri giderek artacak, üniversitenin marka değeri de şehrin dinamiklerine de elbette değer ve katkı oluşturacak. Çok önemli. Yani evet, sizin yetiştirebileceğiniz her öğrencinin tabiri caizse gözünün içine bakıyoruz şu an, evet, memleketçe. Çünkü sanayide, nitelikte, istihdamda, ticarette, dışı, bunların her birinde bizim nitelikli personel ihtiyacımız var ve sektör bunu yetiştirmekte, bulmakta zorlanıyor. Biz de bu çocukları, bu gençleri, evet, bir şekliyle hem hayata katmak hem de yerli ve milli ekonomimize dahil, evet, etmemiz lazım. Hocam, evet, şu an kaç öğrencimiz var? Şimdi şöyle, bizim kayıtlı öğrencimiz şu anda 13 bin küsur, 14 bine yakın. Hı hı. Ama tabii birçoğu uzatmalı falan filan, ama aktif öğrenci sayımız 8500 civarında. Yani bu dönem kayıt yenilemiş, okula gelen, aktif olarak öğrencilik yapan öğrenci sayımız 8450. Bugün sabahleyin rakamı aldım, bahar yarı yılında ders kaydı yapan öğrencilerimiz. 8450. Hocam şimdi bunu şunun için sordum. 8500 net öğrenci ama beraberinde çok dağınık bir kampüs yapısı. Evet. Şimdi bir ucumuz Zeyrek'te, bir ucumuz Yanyalı'da, bir ucumuz Bünyan'da, her yer, bir ucumuz Pınarbaşı, her yerde varız. Şimdi biz hatta geçen Ramazan'da ilçeleri turlarken biz şunu da keşfettik. Yüzünüze de söyleyeyim, arada muhabbet etme şansımız olmadı. Kayseri Üniversitesi ilçelerdeki kampüsüyle ilçelere bir umut da aşılamış aslında. 40 öğrenci olsa, 50 öğrenci olsa burada üniversite var diyor. Çocuklar geliyor diyor. Buna bir yurt ayarlayayım diyor. Bir meşgale de katmış. Evet. Ama bu kadar geniş bir alan, bu kadar dağınık bir kampüs alanı. Siz bu işin uzmanısınız, yıllardır bu işin içindesiniz ama bu kadar dağınık bir kampüs alanını da yönetmek birazcık zorluk getirmiyor mu? Ya şöyle tabii. Önce şunu ifade edeyim. Buyurun. Bu 8500 diyelim, yuvarlayalım rakamı. Öğrencinin %75'i merkezde. %25'i de 7 kampüste. O %25'in de yarısı, %12'si, %13'ü Develi'de. Geri kalan yoğunluğumuz Develi ilçelerde. Yani bizim 8450 öğrencinin %75'i Kayseri'de. %25'i ilçelerde. O %25'in yarısı Develi'de. Öbür yarısı da %12, %13'ü de 6 ilçede. Bünyan'da, Tomarza'da, Pınarbaşı'nda, Yahyalı'da, Yeşilhisar'da ve İncesu'da. Evet. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Buradaki öğrenci sayılarımız 150, 200, 250. En fazlası da belki Tomarza, Develi'den sonra burada. Dolayısıyla elbette fiziksel olarak geniş bir coğrafi alana yayılmış olmak daha fazla kaynak gerektiriyor. İşte belki bunlar derli toplu bir yerde olsa ihtiyaç duyacağınız fiziksel, teknik ve beşeri kaynaklar daha az sayıda olacak. Daha çok kaynağı kullanmak, daha çok kamu kaynağını talep etmek gerekebiliyor burada. Ama ben Kayseri'de şunu gördüm. Dün burada da Bünyan Belediye Başkanımız vardı. Başkanımızı da seviyoruz. Bütün başkanlarımız, 16 tane başkanımız var. Özellikle bizim okul olan ilçelerimizde. Şimdi Yahyalı Belediye Başkanımız, gak desek su, guk desek ekmek verir. Olmadı elma getirir. Yani bunu şu manada diyor. Doğrusunuz. Okulumuzla ilgili bir sorun olsa tamam hocam derhal sayın rektörüm der. Sağ olsun. Yeşilhisar Belediye Başkanımız aynı. İncesu Belediye Başkanımız aynı. Develi Belediye Başkanımız, Tomarza Belediye Başkanımız, Bünyan Belediye Başkanımız, Pınarbaşı Belediye Başkanımız. Yani ve bize bütün ağabey niteliğinde de Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu yerellerin gücü yetmediğinde Memduh Başkanımıza ne zaman desek sayın başkanım şurada işte bir spor şeyine ihtiyacımız var, çok affedersiniz, alanına ihtiyacımız var, derhal hocam der, ilgilensinler, yapsınlar arkadaş. İşte Tomarza'da yaptığı onunla ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Yerel yönetimler başta olmak üzere hayırseverlerimiz, Develi
bir hayırsever ilçemiz. Evet. Kayseri bir hayırsever şehrimiz. Diğer ilçelerimiz de öyle. Hangi ilçeye İncesu'da hayırseverimiz var. Saffet Bey okulu yaptırmış. Ardından iril ufaklı cebine, yani bunu teşbih için söylüyorum, 100 lira alan, ya ben de bu okul için ne yapabilirim? Yani bu heyecan 100 lira da olsa, misal olsun diye 100 lira meblağ, küçük meblağ da olsa ifade etmek istiyorum. İnsanlar geliyorlar bir yere bir kapı yapmak, bir yere bir çorbada tuzum olur. Çorbada tuzum olur. Bu sevda var. İşte bu şehirde ve ilçelerinde bu hayırsever sevdası. Bunu tabii biz Türk milleti hayırsever milletiz ama Kayseri'de bu ciddi düzeyde. Müthiş. Her vilayette bu ölçekte yok. Aynen. Mesela benim köklerim Kastamonu'dan geliyor, benim memleketim. Yani bizim memlekette bu kadar yoktur. Hep devletin yaptığı okullar vardır. Kayseri'ye kafanı şuraya kaldırsan devletin yaptığı okul az bulursun. Tabii. Hayırsever şeyi. Dolayısıyla o yüzden şunu ifade etmek istiyorum ben size. Kayseri'nin bu hayırsever dinamiği, Kayseri'deki yerel yönetimlerinin senkronize hareket etmeleri. Evet. Talas Belediye'miz mesela. Ortak iki tane somut proje üretiyoruz. Mustafa Sütevi projemiz var. Bu taş işlemeciliği ile ilgili sürekli eğitim merkezimizde projemiz var. Mustafa Yalçın Başkan'a da ne zaman gitsek zaten onu ilçesindeyiz. Hemen bize yardımcı olur ne gerekiyorsa. Dolayısıyla bunlarla beraber o zorluğu biz kolaylaştırıyoruz. Yoksa her şey sırtımıza kalsa, şehrin bu yerel yönetimlerinin etkisi olmasa ve hangi siyasiye gitsek, işte şehrimizin ileri gelen siyasiler var, İşte sayın bakanım, sayın vekilim, bu sıkıntımız var dediğimizde, ya hocam nasıl yapalım, şöyle yapalım, şuradan girelim diye hep yardımcı oluyor. İşte bu kültür, bu dinamikler, bu yapı bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ama elbette dediğiniz gibi derli toplu bir yerde olmak ile yedi yere de güvenlik sorunu artıyor. Temizlik sorunu artıyor. Kampüs, altyapı sorunları güvenliği artıyor. Kaynaklar sınırsız değil. İktisat nedir? Kıt kaynakların yönetimidir. Yani hiçbir zaman hayatta, dünyada hava da sınırsız değil, su da sınırsız değil, iktisadi kaynaklar da sınırsız değil. Dolayısıyla sınırsız olmayan, yani sınırlı olan kaynaklarla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bunu iki yere, üç yere yapsanız daha hızlı yaparsınız. Ama bu 5-6-7 yere bölündüğü zaman elbette ki bu güçleşmekle beraber, ama şehirde biraz önce ifade ettiğim avantajlar bize ivme kazandırıyor. Valla hocam emeğinize sağlık. Kayseri Üniversitesi sözlerinde de söyleyeceğim. Bunu şunun için söyleyeyim. İlçelerimizi biz sanayimize, üretimimize, niteliğimize katmazsak merkezin gücünü gerçekten çok tek ayaklı bırakırız. Bunun için biz ilçelerimize, kurumumuz adına da bunu çok çok fazla önemsiyoruz. Yani ne anlamda önemsiyoruz? Sarız herhalde en çok gittiğimiz ilçelerden bir tanesi. Evet. En uzak olması hasebiyle beraber. Yani çünkü bu nitelikler bizde çok rahatlıkla olmalı, çok işin içerisinde olmalı. Şimdi Yeşilhisar'a gidip de oradaki tarımı ve tarım sanayisini görünce ya biz nasıl bunu görmeyiz diyorsunuz. Yani orada bambaşka bir dünya var. Tabii. Şimdi Yahyalı'ya gidiyorsunuz, orada bambaşka, Develi'ye bambaşka bir dünya. Aslında bizim ilçelerimizin her birisini niteliksel olarak il yapsanız yok demez. Yani nüfusu koyun il yapsanız doğru, yok demez. Çünkü kendi ekonomik modelini oluşturmuş. Tabii. Şimdi Meyan Belediye Başkanımız buradaydı. Geçen sefer konuştuğumuz için. Şimdi Bünya'nın kendi içerisinde yıllara sahip dinamiklerine bakın, bir Bünya'nın halı fabrikası var. Başlı başına Türkiye'ye mal olmuş. Şimdi bu değerleri bu ülke, bu memleketler, bu ilçeler üretmiş. Yarın üretilmemesi için bir sebebimiz var mı? Hiçbir sebebimiz yok. Yani en uzak ilçe dediğiniz Sarız'a giderken bile 150 kilometre gidiyorsunuz ama yanında hemen Maraş'ta komşusunuz. Yani tabii, ticari niteliksel işleriniz var. Bunun için ilçelerin değerlendirilmesi ve kalkındırılması ve oradaki merkeze göçün engellenmesi adına da önemli. Yani anne baba orada tarımla, çiftçilikle uğraşıyor. Çocuk üniversiteye kazandı. Ya ne yapacağız şimdi? Var. İlçede üniversite var. Tabii. İlçede fakülte var. Tabii. Yani burada kendi yaptığım işle alakalı. Ya bu çocuk tarımla alakalı bu işin uzmanı olamaz mı? Bu çok güzel. Zaman alacak belki bunun oturması ama oturduğu zaman gerçekten hepimiz çok mutlu mesut bakacağız. İyi ki yapılmış zamanında diyeceğiz. Biz şimdiden söyleyelim de vakti zamanı geldiğinde bir kez daha üstüne geçeriz. Hocam. Bu manada Develi'de de Gıda buyurun. Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu'nu inşallah en kısa sürede kuruyoruz. Bu çalışmalar var.
Çünkü orada geniş arazilerimiz var, seralarımız var, Atatohum uygulama araştırma merkezimiz var. Gazetemiz var. Tabii orada o ivmeyi kazandıracağız inşallah. Hani tarım falan, ilçelerin dinamikleri deyince bunu da arada bir ifade etmiş olayım. Develi zaten başlı başına bir yer. Yani böyle bir kendi başına yıllardır bağımsız olarak, kültür olarak da Kayseri'ye evet. Çok net bağımlı değil. Başka bir bağımlılıkla devam ediyor. Elinize yüreğinize sağlık. Şimdi hocam iki sorum daha var. Birini sona saklayayım. O biraz daha sizin özelinize kalacak ama Kayseri Üniversitesi özelinde önümüzdeki vizyondaki geçtiğimiz dönemlerde bir basın toplantısı yapmıştınız. Bunu bizle paylaşmıştınız. Haberleşmiştik ama canlı canlı insanlar dinlesin. Önümüzdeki konjektürde Kayseri Üniversitesi şehre daha fazla ne katacak? Mesela hangi fakülteler, hangi bölümler, hangi yapılanmalar? Çünkü orada yeni ve taze olması, enerjik olması bizi daha heyecanlandırıyor. Her şeyin yenisi güzeldir derler. Ya bir şey var, ya bir şey yapıyor bunlar filan. Çünkü bünye de daha henüz belli aşamada küçük, daha pratik hareket edebiliyorsunuz. Neler katacak şehre Kayseri Üniversitesi? Şimdi biz obez bir üniversite olmayacağız. Yani ne demek? Hemen abur cubur yiyip de hareket birden hareket edemeyen değil. Biz aktif, hareketli, atom karınca bir üniversite olmak istiyoruz. Hep sevdamız da bu yönde. Esnek yapılar, esnek modeller kazanıyor. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Artık hepimiz siz de okuyorsunuz, bakıyoruz. Aktüel yayınları takip ediyoruz. Bilimsel çalışmalardaki iş dünyasından beklentilere yönelik çalışmaları takip ediyoruz. Artık eskiden 15-20 yıl önce alışık olduğumuz hantal yapıdaki eğitim ve üniversite diplomaları emin olun gelecekte para etmeyecek. Yani şu anda bile ettiğinden emin değiliz. Yani. Şimdi neyim var, diplomam var. Tamam gel güzel, diplomam var. Gel bakalım sen ne yaparsın? Şu bardağı ya benim diplomam var ama ben bu bardağı buradan buraya taşıyamam. Bunu okulda tam göstermediler bana. Diploman hiçbir işe yaramaz. Diplomanı da al git diyoruz. Diplomanı da al git. O zaman onu çerçevelettir, süs olarak duvara as. Artık diploma elbette kıymetli. Yani bir bilim adamı olarak, bir üniversite hocası olarak diploma binanın temeli. Sağlam temel olması önemli. Ama işi diploma yapmıyor. Yapmıyor, işi diploma yapmıyor. Binayı taşıyor, o ağırlığı var ama oradaki fonksiyonları oluşturan sizin yetkinlikleriniz, yeterlilikleriniz, yani becerileriniz, kabiliyetleriniz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz Kayseri Üniversitesi olarak obez bir üniversite olmayacağız dedik. Akademik çalışmalarda ön plana çıkmak için çaba göstereceğiz, bunu yapacağız. Bu çok uzun soluklu bir iş. Yani akşamdan sabaha bu dinamikli. Çünkü insan kaynağını yetiştirmek para lazım orada, bir de zaman da lazım. Dolayısıyla biz biraz önce aslında ifade ettim. Biz mesleki ve teknik yüksek öğretimde harikalar oluşturmak istiyoruz. Güzel işler yapmak istiyoruz. Biz bu alanda butik bir üniversite olarak hareket etmek istiyoruz. Ama bu şu demek değildir. Ben bunun kısa ve orta vadeyi çiziyorum. Evet. Ama uzun vadede bizlerden de sonra şunun da altyapısını oluşturmak için heyecanlanıyoruz ve çalışmalarımızda oportunistik, sadece bugünü düşünen hedefle çalışmıyoruz. Biz Kayseri Üniversitesi'nin 20 yıl sonraki ufkunu da çizerek, ya bu kampüs buraya yetmez. İşte bizim şurada Allah sağlık ömür verirse işte birkaç yıl, 3 yıl, 4 yıl rektörlük dönemimiz var. Ondan sonrası ne olursa olsun demiyoruz. Bu memleketin çöpünün sorumluluğunu sırtımızda hissederek, ya buraya bu kampüs alanına Kayseri Üniversitesi sığmaz. Belki yarın ileride Kayseri'de başka büyük fakülteler de ihtiyaç hasıl olabilir diye fiziksel mekanları bugünden planlayarak kaynak portföyümüzün içine koymaya çalışıyoruz. Yarın i̇şte, büyüyeceksek bir yerimiz yarın olsun. Yarın büyüyeceksek ben şimdi yarın bizden sonraki ikinci, üçüncü rektör ya ne güzel kurucu rektör şunları da yapmış. Bak bize şu arsayı da ayarlamış. Ülkenin ihtiyaçları değişti. Benim şu fakülteyi de açmam lazım. Şunu yapmam lazım dediğinde elinde yeri olsun. Çünkü 10 yıl sonra o arsalar orada olmayabilir. Evet. Üniversite kurulacak kamu arsası. Bu sevdayla çalışıyoruz. 2008'in Kasım'ından, Aralık'ından, 2019'un başlarından beri hep bu plan ve projeyle hareket ediyoruz. Bazen ağır gidiyor, bazen yavaş gidiyor, bazen önümüze işte aşmamız gereken hukuksal süreçler çıkıyor. Ama bu yolda çabalıyoruz. Biz şuna da inanmışız ki, biz kul olarak çabalar koşturursak Cenab-ı Mevla da yardımcı olur. Bunu da
hayatımızın odağında, evet, hareket noktamızın merkezinde bulunmakta Mustafa Bey. O yüzden hani şunu dedim, biz halihazırdaki iş dünyasıyla entegre olabilecek mesleki ve teknik yüksek öğretim alanlarımızı daha da iyiye, daha iyiye planlayarak götüreceğiz. Yeni bir fakülte açma şeyimiz şu anda yok. Benim sosyal beşeri bilimler fakültem var. Sosyal beşeri bilimlerle içine ne koyarsak gider. Benim uygulamalı bilimler fakültem var. Uygulamayla ilgili içine havacılıktan tutun da gastronomiye kadar, yönetim bilişim sistemlerine kadar bölüm olarak içine ne koyarsanız gidiyor. Gider. Hatta teknik. Ben 15 Aralık'ta YÖK'te sunum yaptım. Ya niye sadece sosyal düşünüyorsun? Burada teknik şeyler de var dendi. Eski teknoloji fakülteleri gibi. Hı hı. Yani bu iki fakülte, sosyal beşeri bilimlerle uygulamalı bilimler fakültesi, bizim çok farklı ihtiyaç duyulan bölümleri o bünye içinde büyütmemize imkan sağlıyor. Mühendislik mimarlık tasarım fakültem var. Sağlık bilimleri fakültem var. İçine hemşireliği açabilirim, beslenme diyetetiği açabilirim. Dolayısıyla benim bu beş fakültenin dışında fakülte ihtiyacı yok. Bizim üniversitemizin tabii ortak akılla eylem planlarımızı biz devamlı elektronik platformlarda da buluşuyor, tartışıyoruz. Çok kısa vadede yeni bir fakülte açma planımız, eylem planlarımız yok. Ama bu bahsettiğim fakülteler içinde bölümler açabiliriz. Mühendisliğin içinde bölümler açabiliriz, uygulamalı bilimlerin içinde bölümler açabiliriz, sosyal beşerinin içinde bölümler açabiliriz, sağlık bilimlerinin içinde bölümler açabiliriz. Meslek yüksek okullarında da onları iyileştirmek, sürekli iyileştirmek, kalite anlayışı içerisinde hareket ediyoruz. Bu bağlamda en büyük heyecanlandığımız, en büyük bizi heyecanlandıran bütün ekip arkadaşlarımı OSB MEO var. Ardından da Develi'deki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu. COVID tam yerinde. Tabii COVID bize neyi gösterdi? Her şey lazım. Teknoloji lazım, şu ama ne lazım? Tarım olmadan, hayvancılık olmadan, nitelikli, geleneksel, endüstriyel gıdalar elbette ki gerekli, elbette ki ihracatımız için gerekli, elbette ki nitelikli, insan sağlığına da saygı duyan, onu da kollayan endüstriyel gıdalar elbette olacak. Ama bizim topraktan gelen insanın geleneksel yöntemlerle organik üretilmiş tarımsal ve hayvancılık üretimine de ihtiyacımız var. Daha butik ve katma değeri de daha yüksek tabii, aslında. O da işte Develi'de. Evet. Kısa vadedeki iki büyük sevdamız bu. Yoksa onu da yapalım, bunu da yapalım. Zaten YÖK şu anda gerçekten planlı gidiyor. Her saldırdığınız şeye de, hani biraz böyle keskin ifadeler kullanıyorum, kusura bakmayın. Çünkü oralarda heyecanımız olmadığı için oraya biraz negatif vurgular yaparak kullanıyorum. Her saldırdığınız yere de size müsaade etmiyor. Soruyor, neden bunu açıyorsun? Ne yapacaksın? Kapasite, yeni bir işsizlik alan mı oluşturacaksın? Dolayısıyla bizim bir, elimizdeki meslek yüksek okullarını derli toplu büyüteceğiz. İki tane MEO, biri OSB'de, biri Develi'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık. Üç, eğer lisans programları açacaksak elimizdeki fakültelerin bünyesinde bölüm açarak o bölümler marifetiyle yürüteceğiz. Dört, biz bir üniversiteyiz. Biz sadece meslek yüksekokul odaklı düşünemeyiz. Bizim doktora programlarımızı daha da ileriye taşıyacağız. Yüksek lisans programlarımızı, akademiyanın ve gerçek hayatın ihtiyaç duyduğu programları da geliştireceğiz. Kendi akademisyenlerimizi de en azından üretmiş olalım. Bu neyi sağlayacak? Bizi obez bir üniversite yapmayacak. Bizi mevcut fakültelerin içinde bölüm açtığımız zaman daha flexible olacağız. Evet. Esnek yapıya sahip olacağız. Günün değişen koşullarına göre hızlıca rol alabileceğiz. OSB meslek yüksek okulunda ilk açılacak bölümler hangileri hocam? Orada tabii düşündüğümüz birkaç bölüm var. YÖK'ten şu anda onun kuruluşu tam gelmek üzere. Hı hı. Geldikten sonra arkadaşlarımızla tartıştık. Mekatronik olabilir. Polimer teknolojisi olabilir. Bunlarla ilgili programlar, belki elektrik, elektronikle ilgili, otomasyonla ilgili programlar olabilir ama daha öte, YÖK'ün aslında desteklediği 15-16 tane, hatta 17 tane program var. Hı hı. Ama bizim binamız, bağımsız binamız olmadığı için onların hepsini açamayız, oraya sığmayız. Ben OSB yönetime, teknik kolej yönetimine teşekkür ediyorum. O teknik kolej bünyesinin içerisinde bize yer verdiler. Evet.
Kayseri'mizin büyük firmalarından bir tanesi, ismini zikretmeyeceğim burada ama. Problem değil, zikredebiliriz. Erciyes Anadolu Holding sağ olsun Alparslan Baki Bey'de bir telefon açtık. Bize tadilatında da yardımcı oldu. Onlar da üstlendiler. Şimdi dolayısıyla ne oldu? OSB Mehmet Yalçın Bey ve ekibi ve teknik kolej bize orada yer verdi. Oranın hızlı bir şekilde tadilat yapmamız gerekiyordu. Erciyes Anadolu Holding de onu yapıyor. Dolayısıyla tabelamızı astığımız okul var. Biz burada 3 programın ötesine, hadi belki 4 geçemeyiz. Bu bahsettiklerimle başlayacağız. Ama ileride kendi bağımsız, işte bize bir arsa oradan 8 dönüm civarında, 8 bin küsür metrekare falan, kolejin yakında bir yer düşünülüyor. İnşallah şehrimizin ileri gelen siyasilerin de destekleriyle hayırsever de bulacağız. Ve orada bağımsız binamızı yaparsak 10 da açarız, 12 de açarız. OSB'mizin sanayicileri o anlamda çok ciddi gönlünü koyacaktır. Kendi ellerinde, başkasına hiç mal etmeden. Biz kendi içimizde yaparız bunu. Zaten Mehmet böyle diyor. Hocam diyor, bir bakalım, beraber bakalım. Aynen. Sen hiç canını sıkma diyor. Bir şey olsun. Şimdi biz tabelaya asıyoruz. Kayseri Üniversitesi, Kayseri OSB MEYOS. İşte çünkü yer yapılıyor, mekan belli. Evet. İki tane, bilemediniz, 3 tane programla, yani 30-30-30, 90 öğrenci. 40-40 olsa 80, 40-40-40 olsa 120. Yani 80-90-100 öğrenciyle biz orada başlayacağız Allah'ın izniyle. Startı vermiş olduk. Orada hani bizde bazen de şöyle bir kalkınma modelimiz var. Göç yolda düzeliyor bizde. Evet. Hani bir şekilde bir yerden başladığımız zaman, orada var olduğumuz zaman, görünür olduğumuz zaman daha hızlı hareket eder, daha seri yol alırız. Sanayici de bu anlamda talepkar olacak. Ben mesela çok uzun zamandır şunu yaşıyorum. En son mobilya fuarında bir şeyleri başardığımızı fark ettim ama yıllardır problemiydi. Ürün tasarımı yapabilecek niteliği. Tabii. Dış ticaretçide eksiğimiz var. Mesela çok gözümüze görünmüyor. Lojistik planlamayı yapabilecek personelde bile ciddi problemimiz var. Şimdi mesela şimdi cam sanayine bakıyorsunuz. Cam sanayilerin hepsi ustalar arıyor. Kendilerine nitelikli insanlar arıyor. Aslında dediğiniz gibi yani OSB sizden o kadar fazla talepkar olacak ki hocam lazım. Bir bakacağız 10 gün sonrasında orada 20 tane bölümü açmışız, sıraya hani geçmişiz. Hadi ne yapacağız? Biz diye. Hem sanayi odamız marifetiyle hem de OSB yönetimimiz marifetiyle mini anket, evet, kamuoyu yoklaması yaptık. Orada da işte kaynak teknolojisinden tutun da birçok alanlar ön plana çıktı. Evet. Biz yani sahadan bilgi toplayarak sanayi odamız ve OSB yönetimimiz marifetiyle o programlarımızın da 17 programlarımızı da önceliklendirdik. İşte biraz önce bahsettiğim gibi inşallah bir yerden başlayıp ya Allah bismillah diyeceğiz. Bu müthiş bir şey. Yani biz bölüm açtık, o çocuklar okusun değil. Vatandaş, sanayi bunu istiyor. Biz buna uygun nitelikli personel yetiştirelim ve düzgün bir planlama yapalım. Önemli bir kısım. Hocam son dönemde çok fazla miktarda depremle beraber hibrit eğitimi konuşuyoruz. Bunu da konuşmak zorunda kaldık. Şimdi Erciyes Üniversitesi de bu anlamda bu modele geçemeyeceğini deklar ettik. Küçük komite. Aslında da çok haklı bir sebep. Depremin hemen dibindeyiz ve yurtlarda yer yok. Yani her yer depremzede dolu. Bu anlamda da bir sancı var aslında. Kayseri Üniversitesi'nde durum ne? Hibrite geçebiliyoruz mu? Öğrencilerimiz ne alemde? Şimdi şöyle, hibritten ne anlıyoruz onu bir tanımlayalım. Aslında online eğitim yapıyoruz. Gelmek isteyen, kampüse gelmek isteyen, sınıfta da dinlemek isteyen öğrenci sınıfta dinleyecek. Hoca dersi odasından değil de sınıfta anlatacak. Aynı zamanda bilgisayar anlatırken sırada da 3 öğrenci, 5 öğrenci, 20 öğrenci ne gelirse. Hibritten bunu, eş zamanlı. Sınıfta olmayanlar da kamera marifetiyle, oluşturduğumuz teknik altyapılar marifetiyle hocanın sınıfta anlattığı dersi online takip edecekler. Evet. Buna biz hibrit, karma eğitim diyoruz. Kayseri Üniversitemizde Sayın YÖK Başkanımız 30 Mart tarihinde bir açıklama yaptılar. Devletimizin Yükseköğretim Kurulu'nun kararını deklare ettiler. Buradaki iki tane ana tema vardı. Tabii 7-8 maddeden oluşan bir karar. Birincisi, ara sınavlar çevrim içi olacak. Ödev, proje çevrim içi. Bu kesin. Diğer taraftan da birimler online ve yüz yüzeyi entegre, beraber yapacaklar. Ama diğer taraftan bizim şehrimizin de bir özelliği var. Şimdi biz el ele, gönül gönüle, bir ve beraber hareket ederek Çanakkale'yi kazanmışız, Kurtuluş Savaşı'nı kazanmışız. Gerçekten memleketimizde bu gelen deprem felaketiyle beraber, işte siz de gitmişsinizdir, biz de gittik gördük, daha da gideceğiz. Büyük sıkıntı yaşıyoruz. Kayseri de deprem destek vilayeti. Evet. Hemen yanı başında. Yanı başında. Dibinde orada kalan en son sağlam. Yani şöyle söyleyeyim, bu bardaktan su taşıp da bir şey olduğu zaman hemen Kayseri, evet, geliyor. Yani bir
uzaktaki vilayet gibi değil. Biz şehrimizin de deprem destek vilayeti olduğunun bilincindeyiz. Bu manada da 4 üniversitede 4 rektörümüzle beraber istişare ederek hareket ediyoruz. Ama takdir edersiniz ki üniversitelerimizin dinamikleri, özellikleri birbirinden farklı. İşte Erciyes Üniversitesi, medar iftarımız dedim. Yapısı farklı, dinamikleri farklı. Kayseri Üniversitesi'nin farklı. Şimdi mesela benim öğrencimin %73'ü Kayseri'de kalıyor. Hı. Benim toplam 8500 öğrenci içinde Kayseri'deki yurtlarda kalan öğrenci 1621. Bütün yurtlarda, Develi de dahil. 1621'in 700 küsürü, sanıyorum 757, hafızam beni yanıltmıyorsa, bugün müdürümüzden aldım. Hı hı. Develi'deki yurtlarda kalıyor. 81'i, 80 küsürü Pınarbaşı'nda kalıyor. Bunların hepsini çıkarttım ben. Evet. Dolayısıyla 800 diyelim. 1621'in yarıdan fazlası, yarısı ve yarıdan fazlası ilçelerde. Merkezde benim yurt ne? 800 öğrencim. 800 öğrencinin zaten hepsi buraya gelmeyebilir. İşte Ramazan ayındayız. Arada ara sınavlar var vesaire. Dolayısıyla benim üniversitemin sahip olduğu dinamikler ile diğer üniversitelerin sahip olduğu dinamikler farklı. Eşit değil, aynı değil. Yani A üniversitesi farklı, B üniversitesi, Erciyes Üniversitesi farklı dinamiklerde bir üniversite. Abdullah Üniversitesi öğrenci yapısı, program, Nuhda Cihazgen özel farklı. Bizimki bu yok. Biz oturduk, milimetrik çalıştık. Yani bu kadar uzattım lafı ama bundan dolayı. Dolayısıyla biz kademeli olarak hibrite geçiyoruz dedik. Bölüm, birim, programların özelliklerini, sahip oldukları teknik altyapıları ve öğrenci yoğunluklarını dikkate alarak kendi bünyemiz içerisinde bunu değerlendirip buna göre kademeli olarak geçeceğiz dedik. Bu hafta bizim biraz gri bir hafta oldu. İşte bunları çalışıp önümüzdeki haftadan itibaren, ondan sonra bayram geliyor. Bayramdan sonra iki hafta bizim 24 Nisan'da başlayıp 7 Mayıs'a kadar, pazar günü 7 Mayıs'a kadar şeyimiz var. Online çevrim içi sınavlarımız var. 8 Mayıs'tan sonra da böyle geçerekten hibrit modeline seçim var, seçim arası var. Gibi falan. Çocuk buradaysa zaten biz şöyle dönemde yarıya geldik. Evet. Kayseri Üniversitesi olarak biz 27 Şubat'ta başladık. Biz neredeyse 14 haftanın yarısına geldik. Yarın sınavlar da bittiğinde bizim 5 haftamız kalıyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftadan itibaren arkadaşlar, bugün ben bizim dijital platformumuzda da arkadaşlarımızla, kendi kapalı grubumuzda paylaştım. Altyapısı hazır olan öğrencisi, şimdi öğrenci geldi sınıfa girdi. Anlatıyor hoca. O da gire. O orada dinleyecek. Öbürü evinden dinleyecek. Bir sorun yok. Dolayısıyla biz sırtımızda taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Öğrencilerimizi seviyoruz. Bütün rektörler, yani birlikte de hareket ediyoruz ama öğrencilerimiz de şunu bilmeli, gençlerimiz. Biz bir kişi değil, yerel halkıyla, öğrencisiyle, bürokrasisiyle, üniversitesiyle, rektörüyle, hocasıyla bir ve beraber senkronize ve koordine hareket edersek başarıyı yakalarız. Kimsenin nefsine hareket ettiği yok. Herkes düzgün iş yapabilmek, kaliteli iş yapabilmek, sorunsuz iş yapabilmek, güzel Türkiye'mizde, güzel Kayseri'mizde, huzur içerisinde yaşamak için yapıyoruz. Tabii gençlerimiz, onları da anlıyoruz. Biz de o sıralarda heyecanlılar. Birden hocam hibrit ne oldu, niye yüzde kampüse, onları da anlıyoruz, onlar da haklılar ama rektörler de hani bunu kibirden ve enaniyetten değil, elinde, şimdi ben hep şöyle tanımlarım, bir binanın üçüncü katında oturup da gördüğü vizyon ile 57. katta oturanın gördüğü şey farklı. Şimdi böyle bir bina teşbih yapacak olursak, rektör 57. katta oturuyor. Oradan bakıyor göre veya üniversite yönetimi diyelim. Sadece rektör demeyelim. İşte öğrenci kendi penceresinde belki işte o binanın 3. 4. 5. katından bakıyor. Öbürü öyle. Dolayısıyla elbette ki tabandan gelen bilgiyi, tabanın talepleri önemli. Emin olun Erciyes Üniversitemizin rektörü de hocamız da bu sevdayla hareket ediyor. Diğer hocalarımızla da biliyoruz. Biz zaman zaman birlikte toplantılar da yapıyoruz. Biz Kayseri Üniversitemiz kendi dinamiklerimizde baktık. Kademeli olarak bölüm, birim ve program bazında devletimizin belirlemiş olduğu hibrit karma modele geçtik, geçiyoruz.
Rabbim sonunu ayırsın. Tabii evet. Depreme yakın olmamız sebebi de biraz. Tabii yani bunu şey yapacağız. Evlatlarımız, çocuklarımız anlayacaklar. Burada tabii gönül şunu isterdi. Keşke üniversitelerimize, yurtlarımıza hiç dokunmasaydık. Aslında muhalefet de bunu çok fazla dillendirdi. Şimdi burada ama başka da çare yok. Yani burada da başka da çare yok. Konuşmamız gerekiyor. Anlık olarak biz o gün o süreçlerin içindeydik. Yurda gelen depremzede kardeşlerimizin yanındaydık. Hatta yurt sayılarını verdik. Hani scoreboard gibi hani şurada boşluk var. Çünkü gelenler soruyor. Ortada bir ciddi bir engel var. Vatandaş şöyle zannetti. Ya yurt olmazsa biz bunu normale yerleştiririz. 3 gün 4 günün içerisindeki yurt kapasitesini doldurduk Kayseri'de. O kadar fazla depremzede geldi. Çok tabii. Kalacak yer yok. Tabii, tabii. Şu an itibariyle bile deprem bölgesindeki çadırda kalan, konteynerde kalan insanlara yurda gelir misiniz dese koşarak gelir. Şimdi vatandaşın oradaki mağduriyetini hadi bunu çözelim. Böyle bir altyapımız yok. Buna hiç kimse hazırlanmadı. Yani Kayseri'deki boş evleri toplasak hepsini bu adamlara biz cebimizden veriyoruz. Oturun desek yine yetmeyecek. Bunun için bu dönemi böyle geçirmek zorundayız. İnşallah. Herkes anlayış göstermek yani, zorunda. Abi benim buradaki tek temennim şu. Bu dönemi bir şekliyle hibritle vesairesiyle bu modelle kaybettik ama önümüzdeki yeni sezonda inşallah bu problemleri çözmüş oluruz da öğrenci yurduna gider, depremzede evine, çadırına vesairesine bir şekilde kazanmış olur. Yani umudumuz o olur. Şimdi şöyle o insanları da anlamak lazım. Biz hatta bırakın bizim üniversitenin etrafında binalar var. Evet. Biz de sallandık. 4.17'de bizi uykudan uyandık 4.17'de. 3.13.24'ü ben ofiste makamda, rektörlük makamında hissettim. Yani şimdi bizim hemşerilerimiz, bakın Maraş demiyorum, Göksun demiyorum, Elbistan demiyorum. Burada sallanınca bizim kampüse sığındılar. Oradaki insanlar da psikolojik olarak o ilk günlerde yurtlara bile gitmek istemediler. Yok, ilk günlerde. Katta i̇şte, olanlara ben gitmek istemiyorum. Sonradan ama geldiler, alıştılar, kaldılar. Bir de kış günü. Diyor ki insanlar, hocam diyor ya yaz olsaydı diyor ben giderdim. Bahçemde çadır kurardım, kalırdım. Şimdi kış. Doğru. Kimse yaşadığı toprakları bir güle gecede niyet terk etmiyor. Tabii. Niyet şey yapmak istemez. Dolayısıyla biz birbirimizi severek, birbirimize sahip çıkarak, senkronize ve kalplerimizin birlikte atmasına fırsatlar oluşturarak bunları aşarız. Teknikler kullanıyorum. Büyük bir felaket, asırların felaketi olduğu için kullanıyorum. Çanakkale zaferini bu millet nasıl kazandıysa, bu doğal afeti, bu sıkıntıyı da devlet, millet el ele, milletin ferasetiyle aşacağız. Ben Elbistan'a gittim. Sayın Valimiz de, Gökmen Valimiz de oradaydı. Duygulandım. Bir taraftan felaketin şeyini hissettim. Diğer taraftan depremin 18. günüydü. Evet. Kayseri'deki Büyükşehir Belediye'miz, Talas Belediye'miz, Koca Sinan Belediye'miz, Melikgazi Belediye'miz, bütün belediyelerimiz orada ve Sayın Valimizin de koordinatör valiliğinde çadır kent yapılmıştı. Talas Belediyesi konteyner kent yapıyordu. Büyükşehir çarşı Belediyesi yapılıyordu. Çarşı yapıyordu. 18, 20 gün, 25 günde bu kadar hızlı hareket edip devletin orada var olması, devletimle gurur duyduğum için evet. Duygulandım. O konteyner kentlere, oraların yapılışına gördüğümüzde büyük felaket. Mesela Kurban Bayramı değil mi? Biliyoruz. Kurban Bayramı'nda işte bir kurban kesilecek falan, hemen telaşaya kapılıyoruz. Ya şu neredeydi, bu nerede? Her gün olan bir şey değil. Bu felaket ne kadar zamanda geliyor? Buna elbette ki proaktif olacağız, hazırlıklı olacağız. Kurban Bayramı'nda öz eleştiri yapacağız. Yılda bir görüyoruz iyi kötü hocam. Tabii, yerine, 50 yılda 100 tabii, yılda bir görüyoruz. Yani rutinin dışında bir şey. Ya tamam, öz eleştiri de yapacağız, hazırlanacağız, buradan ders çıkacağız, hepsini yapacağız. Ben hani bir popülist şey içerisinde değilim ama diğer taraftan da bunun da işte Amerika'da değil mi? Tsunami olur, bir şey, her taraf göçüyor gidiyor, var dünyanın her yerinde. Allah vermesin. Allah beterinden bizi muhafaza etsin, esirgesin. Öğreneceklerimizi öğreneceğiz. Eksiğimiz varsa daha iyiye gideceğiz. Biz feraseti yüksek bir milletin evlatlarıyız. Biz büyük bir devlet, büyük devletler kurmuş milletiz. Dolayısıyla bunu da aşacağız. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Öğrencimiz de bazen, gençler heyecanlanabiliyor ama burada birlikte hareket etmenin şeyini görecekler. İnşallah güzel günler, bu sıkıntıları aştığımız günler, deprem felaketinin yaralarında devletimiz sarıyor, saracağız.
hep beraber aşacağız, atlatacağız. Hocam özellikle deprem döneminde Kayseri Üniversitesi kampüsü içerisinde spor salonu dahil olmak üzere oluşturmuş olduğunuz alanlardan depremzedeleri ağırlamanızdan ki o bölgelerde de o günlerde hatta siz de yoğundunuz. Sizlere görüşemedik. Oradaki arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldu. Haberleştirmeye de çalıştık. Önemli katkılarınız var. Depremlerin geçici barınmasında, orada duş almasında, orada oluşturulmuş olduğunuz kreş alanında. Şimdi gönül ister ki bunların görüntüleriyle beraber ben size asıl soracağım soru var da onun için sizle özel bir program yapmamız lazım. Artık bugün tamam. Sormayacağım bu soruyu. Muhabbet çok keyifli geçti. Saati tamamladık ama bu teşekkürü gerçekten hak ediyor. Oradaki arkadaşlarımızın da her birine teşekkür ediyoruz. Hepsine. Bizim ekibimizle dahi koordinasyon kurarak eksikler, yedikler. Şimdi o gün itibariyle de bugün itibariyle devlet her yerde var ama her şeyi devletten beklemeyen de bir milletimiz var. Biz öyle bir duramıyoruz yani. Ve ben o gün deprem sonrasında da söyledim. Bugün de aynısını söylüyorum. Türk milleti devletinden daha büyük. Gönlü de daha büyük. Yani böyle bir alanda yani o günkü görülen tablolarda sağ, sol, orta, kenar kimse bakmadı. Herkes elini taşın altına koydu. Bu anlamda Kayseri Üniversitesi'ne şahsınız adına da teşekkür ediyorum. Oradaki arkadaşlara da depremzedelerin gelmesi, onların kılık kıyafeti ulaşması, duş imkanına ulaşması, çocukların rehabilitasyon desteği gibi gerçekten çok önemli işler yaptınız kampüs alanınızda da. Sizlere de şahsınıza üniversitedeki bu işe gönüllü olarak yani, yani çünkü bu şey işi hani emir işi değil bu gönül işi. Gönül işi olmazsa olmaz zaten. Aynen öyle. Yani ben o gün o atımı da gördüm. Hocalarımız sağ olsunlar tek tek bizi gezdirdiler. Burada bu var. Orada depremzede arkadaşlarımıza. Elinize emeğinize yüreğinize sağlık. Rabbim inşallah böyle bir şey bir daha göstermez. Amin. Ve inşallah biz de bu acıları bir kez daha yaşamak zorunda kalmayız. Son sorum aslında şu ama bunun için sizden özel bir program isteyeceğim. İnşallah Ramazan'ı ve seçimi atlatalım. Rahat rahat konuşalım. Siz tam bir turizmcisiniz. Kayseri'nin turizmini konuşmak lazım. Konuşalım. Kayseri'de turizm için ne yaparız bunları konuşmak lazım. İnşallah. Çünkü bu anlamda katkılarınız var. Turizm koordinasyon toplantılarında da varsınız biliyorum. Kayseri'nin bugün depremden bu dönem itibariyle işte seçimden filan bahsediyoruz belki ama Kayseri'nin son 6 yılda 6-8 ayda 10 ayda oluşturmuş olduğu turizm atağını gerçekten destekleyip başka bir yere taşımak lazım. Sizin bilgileriniz de bu anlamda inşallah. Özel bir programda tabii. İnşallah. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim. Saatlere sığmayacak bir program olurdu muhtemelen ama Ramazan ve süremiz kısıtlı. Ayaklarınıza yüreğinize sağlık. İnşallah yeni programlarda üniversite adına da öğrenciler adına da birçok şeyi konuşuruz. Öğrencilerimize ve Kayseri'deki vatandaşlarımıza son bir Ramazan mesajı diyelim ya da normal bir mesajınız varsa alalım kapatacağız. Hemşerilerimizin Ramazan'ını kutluyorum, tebrik ediyorum. İleride Kadir Gecemiz gelecek. Kadir Gecelerini şimdiden kutluyorum. Cenab-ı Mevla inşallah ulaşmayı nasip eder. Ramazan bayramlarını şimdiden kutluyorum. Öğrencilerimize de şunu ifade etmek istiyorum. Evet, yüz yüze eğitim, kampüste olmak çok kıymetli. Emin olun, bütün ben diğer arkadaşlarımı da, rektör arkadaşlarımı da samimiyetle bu işi en nitelikli nasıl çözeriz diye hareket ettiklerini de biliyorum. Öğrencilerimiz de biraz sabredecekler. Kademeli olarak yavaş yavaş bu hibrit sisteme de geçiyoruz. Birim birim okullarından birimlerinden takip etsinler. Hep beraber el ele gönül gönüle güzel sağlıklı günleri yaşayacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Biz Kayseri olarak, Kayseri Üniversitesi olarak her zaman onların yanındayız. Ben mesela o bölgeyi Maraş bölgesini gezdim inşallah. Hatay, Malatya, Adıyaman bölgesine de oradaki üniversitelerimize, rektörlerimize de maddi desteklerimizle beraber manevi gönül desteklerimizi de hissettirmek adına gideceğiz oralara da. İnşallah. Onlarla da irtibat içerisindeyiz. Herkese ekranları başında bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizi, üniversitemizde yapılanları kamuoyuyla paylaşma fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Sevgili Kayseri Radar izleyicileri, Radyo Radar dinleyicileri, Kayseri Üniversitesi rektörümüz Sayın Kurtuluş Kara Mustafa ile beraberdik. Hocam sağ olsun. Muhabbetini eksik etmedi ama hocam biz normal zamandan da biliyoruz. Sohbetlerimiz çok uzun sürebilir. Sürebilirdi de ama bu sefer vaktimiz kısıtlı. İnşallah yeni programlarda hocamla beraber Kayseri turizmini, üniversiteyi, üniversite gerçeğini, eğitim gerçeğini birkaç kez daha masaya yatırma imkanımız olur. Bu hoş sohbetten dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.